Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com ve Kayseri Ödülü Mahsansiyen katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Kaptanımız Eda Erdem'den Arda'ya duygusal mesaj ile başlayalım. Eda Erdem Dündar. Bir taraftar olarak süreçten bir haber. Hong Kong'da yazıyor. Hong Kong'dan yazıyorum bu satırları. Şampiyonluk geldiğinde Kadıköy, Cadde, Sarla Acıver, tüm ülke. Öyle bir sevgi ki tarif edilmez. Mesela 2012. Sabiha Gökçen dış hatları dönüş konvoyunu anmadan bitirememiş bir sezonu. Ya da Saraçoğlu çimlerinde kupayla yürürken istedilenler. Kazınır sonsuza dek insanın zihnine. Voleybolda böylesine derinden, böylesine kalpten yaşadım Fenerbahçe'yi. Futbolcu olsaydım olacakları düşünemiyorum bile. Herkesin hayatta planları değişir elbette ama çubuklu giyen her sporcunun bu mutluluğu yaşamasını isterim. Bugün doğum günüm. Bir mum dileğim de sana gelsin. Nereye gidersen git. Evlat oldum bir kere. Ama yine de böyle çok sevmişken seni bu camia üzme bizi. Kal be Arda Güler. Diyor sevgili Eda Erdem Dündar. Şimdi Arda Güler bu kadar önemli bir futbolcu mu? Bu kadar önemli bir futbolcu. Bir yorum gördüm. Muhtemelen Fenerbahçe'de değil arkadaş. Diyor ki bu kadar abartmayın Arda'yı diyor. Seneye belki düşüş yaşayacak diyor. Yani e, bu arkadaşın zihniyetiyle TFF zihniyeti aynı maalesef. Yani bir tarafta Fenerbahçe düşmanlığı, bir tarafta Fenerbahçe nefreti, bir tarafta da bu tip arkadaşlar. Yani çok çok enteresan şeyler arkadaşlar. Ve e, Arda Güler'in gitmemesi Fenerbahçe taraftarının en büyük isteği. İkinci istek ne? Şampiyonluk. Şampiyonluk için ise Fenerbahçe taraftarı aynı cümleleri tekrar tekrar kuruyor. Diyor ki birileri burada olduğu müddetçe bizi şampiyon yapmazlar. Mesela. Orada bir arkadaşım yazmış hocam ki günden güne daha da bronzlaşıyorsun diye. Ya şöyle kamera açısını falan çeviriyorum. Belki onlandır ama sürekli deniz sıcak. <laughs> o da olabilir. Antalya'dayız. Antalya Kepez'den selamlar olsun. Şimdi taraftar diyor ki bu MHK, bu PFDK olduğu müddetçe bizi şampiyon yapmazlar. Katılıyorum. Ve MHK için büyük iddia Cüneyt İt Çakır. TFF Başkanı seçilen Mehmet Büyükekşi'nin Türkiye Milli Futbol Takım ve Merkez Hakem Kurulu'nda yeniden değişime gideceği öğrenildi. Şimdi ben, bana bir duyum geldi. Bir kardeşimiz dedi ki ben paylaşamam sen paylaş dedi. Galatasaray iki tane şey birisi Yusuf Demir'i Türk saydıracaklar bir de şey gidecek Lale Orta gidecek dedi. Ve ben bunu paylaştım. Paylaştıktan önce hemen Yusuf Demir olayını açıklamışlar. Sonrasında da bu. Şimdi Federasyon Genel Kurulu gidecek. Genelden başkanlığa seçildi Mehmet Büyükekşi. Tek aday. Sözcü gazetesinin haberine göre hem A, A Milli Takım'da hem MHK'da sil baştan değişiyor. Öncelikle Stefan Kuntz dönemi beklenildiği gibi sona eriyor. Ki e, Abdullah Avcı ismi çok gündemde. Yani Abdullah Avcı 10 yıl sonra Milli Takım'ın başına geçecek diyor. Fenerbahçe'nin teklifini de bekletiyormuş. İkinci neşterde MHK'ya vurulacakmış Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan bu şampiyonluğu hediye eden Lale Orta dönemi sona erip yerine Cüneyt Çakır başkanlığa getirilecekmiş. Ben Cüneyt Çakır konusunda şunu söyleyeyim. Allah'ın gazabı, laneti, öfkesi, cehennemi bu arkadaşın üzerine olsun. Fenerbahçe'den yediği hakları hiçbir zaman ödeyemeyecek, hiçbir zaman da hakkım helal değildir. Gözümün önünde geberse, hakkını helal et dese yine etmeyeceğim. Geberdiği gün buradan hediye forma bile dağıtırım. Onu da söyleyeyim o kadar da nefret ediyorum kendisinden. Kendisini Fener, bir de kendisini Fenerbahçe olarak ilan etmesi palavrası var. Ee, yani Güney İt Çakır araştıracaksanız ailesinden itibaren, babasından itibaren araştır. Mesela babası kimdir, nedir? Oradan itibaren araştırırsanız çok şey bulabilirsiniz. Mesela Hakan Şükür, FETÖ'cü Hakan Şükür'ün babası da, hani babası FETÖ'cü değil diyebiliyorum ama mesela Hakan Şükür'ün babası FETÖ'cü olsaydı, kendi olmasaydı insan bir işkillenirdi. Neyse aklıma nereden FETÖ'cü geldi Cüneyt Çakır'ı konuşurken. Cüneyt Çakır'ın süperlik ekipleri de nefret ediyorlar birçok kişi. Hani eğer böyle bir şey olsa diyor. Ona aşkın kulübün ortak isteğiyle geçen sezon hakemlikten el çektirildi. Ve MHK başkanlığına seçilirse yandı gülüm keten elva. Tabii Ali Koç da çok sevinir. Bu arada ben bu videoyu çektiğimde Cuma namazı vakti daha gelmemişti. Aziz Yıldırım'ın saat 14'te bir basın toplantısı var. Palas Hotel'de Beyler Birliği'nden şimdi toplantı olmadan hadi hocam bizim bildiğimiz şeyleri söyleme bilmediğimizi söyle hadi toplantı olmadan söyle arkadaşlar başkanlık falan beklemeyin ben başkan adayım falan filan demeyecek bendeki duyumlar en azından bu şekilde bunu söyleyeyim şimdi TFF seçimine giren Mehmet Büyükekşi 191'de 169 oyla yeniden başkan seçildi Dursun Özbek Galatasaray Onursal başkanı. Çünkü Galatasaray'ın esas başkanı tehditçi, şantajcı Erdem Timur Federasyonu. Türk futbolunu tehdit eden, şantajlayan. Hani ligi oynatmayız. Savaşsa savaş, iç savaş falan öyle bir şey diyordu herhalde. Yok iç savaş demedi pardon. Savaşsa savaş falan diyen arkadaş. Dursun Özbek'te. Yusuf Demir herhalde mavi kartta yeni stat yerli statüsünde oynayabilecek. Oynaması da lazım zaten. Türk oğlu Türk bir oyuncumuz. O zaman Mesut Özil'e niye FETÖ'cü, PKK'lı, terörist dediniz? Niye vatan haini dediniz? Yönetmeliğin bir maddesine göre başka bir milli takımda oynadığı için sen Türk değilsin demek olmazdı diyor. Valla ucu açık bir şey. Ahmet Nur Çebi'nin cümleleriyle ben cevap vereyim. Ahmet Nurçebi diyor ki TFF'nin yeni oyuncu kuralı bir kulübe yarıyor. İsim vermeyeceğim ama bir kulübe yarıyor. Tarafsızlık ilkesi diyorsunuz ama yaptıklarınız bunu yansıtmıyor. Eşitlik ilkesine karşı bir hareket bu. Biz kabul edemiyoruz böyle işleri demiş. Yani kendilerine özel çıkardıkları kurallar var. Utanmasalar bunu Fenerbahçe'ye yıkacaklar. Yıkmaya da çalıştılar. Yani e, dediler ki Fenerbahçe Emre Can'ı istiyor. Arkadaşlar bakın. Emre Can transferine ilgili çok net konuşayım. Hiç kimseye sormadım. Hiç kimseye doğrulatmadım. Hani öyle bir transfer var mı yok mu girişimde mi çıkışımda mı diye sormadım. %100 eminim. %1 milyon eminim. Bu Fenerbahçe, hani Yusuf Demir olayını unutturmak için, bunu Fenerbahçe'ye yıkmak için ortaya atılmış bir palavra. Borussia Dortmund'un önlü liberosu Emre Can. 29 yaşındaki oyuncu. Stoper'de de, 8'de de oynayabiliyor. Zamanda 40 milyon euroları gördü 2020'de. 25 milyon euro alındı. Hani Juventus, Liverpool, Bayer Leverkusen, Bayern Münih. Şimdi de Dortmund gibi kulüplerde oynamış bir isimden bahsediyoruz. 38 maç bu sezon. 3 gol, 1 asist. 2737 dakika. Hani e, bu isimle ilgili ben size söylüyorum külliyen yalan. Sadece bu olayı unutturmak için ortaya atılmış bir palavra. Haberiniz olsun. Ya bak hiç sormadan cevaplıyorum. Fenerbahçemiz edince koyu aldı. Güzel bir videoyla da duyurdu. Beni sev şarkısıyla ki Hande Yener'i bilmeyenler varsa söyleyeyim. Fenerbahçe'nin şampiyonluk albümünde Fenerbahçe marşı söylemiş birisidir. E, onu söyleyeyim. Edin Ceko ile Fenerbahçe yıllık 4.2 milyon euro karşılığında 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamış aslına bakarsanız bu benim duyumumun doğru çıkmadığını gösteriyor. Çünkü benim duyumuma göre 4 milyon euroydu. Hani bonuslarla, cartla, curtla 5'e çıkabilen bir bonustu. Ee, onu da söyleyeyim açık yüreklilikle. Edinceko Fenerbahçe tarihinde forma giyecek 4. boss Nersekli. Elvir Baliç. Elvir Boliç. Hadi 3.yi de siz bulun. Horse miydi ya? Horte miydi? Öyle bir şeydi sanırım adı. Bakalım kim bilecek. Şimdi Edinceko Fenerbahçe'de Ceko al ayinden 2 sene için 30 milyon euroluk teklif almasına rağmen Fenerbahçe'yi seçti. Bu doğru bilgi arkadaşlar. Şimdi 30 milyon euroyu reddet ve imza parası alma. İmza parası yok arkadaşlar. Kapı açıklamasına da bakabilirsiniz. Herhangi bir imza parası yok. 2 milyon euroydu imza parası normalde konuşulan ama o yok. Hani 4 milyon euro artı 2 imza parası demiştim. Şu an 1.6 falan kardayız. Benim duyumlara göre. İki de çıkmamış. 9 numaralı formayı giyecek. İyi de hocam 9 numaralı formayı Fenerbahçe'de birisi giyiyordu. Kim giyiyordu? Hocam e, Kossi. Yok Rossi. Rossi kim? Yani harbi harbi Rossi kim? Ha Diego Rossi. Diego Rossi kim? E, tanımıyorum. Benimki beni tanır. Şimdi niye açıklanmadı? Niye geç açıklanmadı? E, ya açıklanan maaş zaten her şeyi anlatıyor değil mi arkadaşlar? Bakın. Aslına bakarsanız menajeri 5 milyon euro net maaş istiyordu. Zimri Ali Koç pazarlık yapa yapa yapa. Adamı hani illallah dedirtte te Tamam lan buradan Mosnerse'ye yürüyerek gideceğiz dedirtte te 4.2'ye düşürmüş. Darası Zaha'nın başına. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Ceko ee, çevresi iyi isimlerle donatılması gereken bir yıldız. Eğer Ceko'nun etrafını iyi isimlerle donatırsan o da seni şampiyonlukla kutlamalarla donatır. Yani onu söyleyeyim. Ne kadar çok bu adamı ceza sahasında ya da çevresinde topla buluşturursan o kadar verim alırsın. Topa hakim, oyunu rakip, yaralana alana yıkan, set oyunu, hani doğru hamleler, doğru transferler ancak o zaman olur. Yoksa Edin Ceko'ya da söveriz. Ben söyleyeyim size. Şimdi Fenerbahçe taraftarı da e, Edin transferi bittiğine göre artık yönetime diyor ki hani elinize sıkı tutun. teknik direktör olur, stoper olur, başka şey olur. Hani bunların transferine geçin diyor. Fenerbahçe yönetimi de ekstra mesai arıyor. Ve Fenerbahçe'li taraftarlar Edin Dzeko transferine seviniyor. Ama Altay Bayındır'ın gidişi sonrası çok üzülebilirler diyor. Özgür Güralp. İnan bir şey söyleyeyim mi? Altay Bayındır'ın gidişine sevinecek, şey üzülecek. Üzüntüden göbek atacak, şey üzüntüden ağlayacak bütün arkadaşlar bu videoyu beğenebilir mi? Lütfen sayımızı bilelim. Yani biliyorum hepinizi derinden yaralayan bir şey. Ee, hatta ben daha da derinden yaralayayım sizi. Arkadaşlar 6 ay bayındır için 7 ila 12 milyon euro konuşuluyor. 7,5 resmi teklif olduğu iletiliyor. Ee, 12'ye kadar bonusların olduğu konuşuluyor. Ben büyük şey söylüyorum. 12 milyon euroya satılsa çok üzülürsünüz değil mi? Videoyu beğenin bu videoyu beğenin. Tahminime göre 500-600 kişi falan çok üzülecektir. Yok ya 500-600'den fazla Fenerbahçeli vardır. Fenerbahçeli kişiler zaten bu videoyu beğenmiştir de. Bir de Altay'a ekstradan üzülen kişiler lütfen bu videoyu beğenip hem beğenin hem de abone olun. Yani çok şey yapın. Gergin Ataman'ın yeni takımı Panathinaikos Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Kostas Antetokounmpo'yu kadrosuna katmış. Yani enteresan bir takımız. Enteresan bir takım olmakla da yetinmiyoruz. Bizden giden tamam. Şimdi orada yıldızlaşır. Gergin atamam biliyor ya Fenerbahçe kültürünü. Ulan diyor bunlarda çöp olan bizde kral olur diyor. Almıştır. Fenerbahçe Jumberg U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki forvet oyuncusu Can Yılmaz Uzun ile ilgileniyor demiş. Ee, Can Yılmaz Uzun. Cem Yılmaz. Yok o Can Yılmaz başkan. Bunu doğrulatırım. Buna dair bir şey buldum arkadaşlar. Ee, başka başka ne konuşayım ki? Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Efe Konuşkan 10 yaşında Burs, Buca Spor'un lisanslı futbolcusu olmuş. 2022 yılında İzmir amatör takımlarından canlı sporda ilk 11 tecrübesi kazanması için forma giymiş. Ofansif orta saha olarak görev yapan Efe ince bilekleri ve gol yollarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor demiş. BN Sports yani BN Sports etiketiyle verilmiş bu haber. E, koca BN Sporz herhalde yalan söylemeyecektir diye düşünüyorum. Yani söyleyebilirler de. Yani Fenerbahçe düşmanlığını çok seven BN Sports yapabilir de böyle bir şey ama... E, şimdilik bilmiyorum arkadaşlar. Başka? Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu için gelen teklifleri reddetme kararı almış. Kulüp oyuncuyla bir sezon daha devam etmek istiyor. Hatta Ferdi'ye de kaptanlık verilmek isteniyor demiş. Vallahi Ferdi için şunu söyleyeyim. 30 milyon euro veren varsa bugün hayırlı olsun diye elini sıkarım. Ama 30 milyon euro veren yoksa ne yani onu da söyleyeyim. O gitme durumu var. Bak Osterwoldeyi sola monte edersek O gitme durumunda bir sabek şart bize. Yani ee, onu da söyleyeyim. Aslında bize bir sabek şart ama nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz bilmiyorum. Ee, Ferdi için dediğim gibi 30 milyon euroyu veren alır. Arda için 40'ı veren alır. Bu arada bak ben Arda gidiyor gitmiyor falan filan demiyorum. Yanlış anlamayın. Benim duyumlarıma göre Arda'nın sözleşmesi yenilenir. 40-45 veren alır gider. Yani 40-45 milyon euro artı sonraki satıştan da pay. Yani <laughs> ha şimdi Arda için şu da var. Barcelona Arda güleri istiyor. Yaş 18 falan filan. Şöyle böyle. Flash Milan Barcelona ile yarışıyor. Yani bu tip haberleri sadece ben duymuyorum değil mi arkadaşlar? Sizlerde duyuyorsunuz. 18 yaşındaki milli yıldız. Şöyle böyle. şu kadar gol attı. Şunu yaptı. Bunu yaptı. Mevkisi 10 numara. 12 asisti var. Kariyeri boyunca falan filan diye. Milan'ın da ilgilendiği yazıyor. Hatta Barcelona'ya yarıştığı yazıyor Milan'la. Real Madrid ilgileniyormuş. Real Madrid eğer Arda Güler'i transfer ederse ilk yıl B takım olan Real Madrid Castilla'da oynatmak istiyormuş. Ee, yani aslında bakarsanız Arda Güler'in taş yerinde ağırdır atasözünü iyice öğrenmesi lazım. Hani Ada Barcelona ile Real Madrid'de anılıyor. Okey. Şimdi Ali Koç ve Jorge Jesus seviyesi gören bu çocuk bence bir sene daha takımda tutulmalı. Ve e, bir sene sonra gelişimiyle birlikte oraya gidip net oynamalı. Oraya gidip kaybolmamalı. Arda Güler için güzel bir teklif de var. Yıllık ücret teklifinde de bir güzelleştirme yaptık açıkçası. <laughs> Hatta e, tam rakam versem mi? Yani. 2 milyon euro civarında yıllık ücret. Güzel bir ev, araç. Yani bir sene kalsın pamuklara saralım. Bir sene sonra gidiş serbest. Yani bir sene sonra her türlü gidiş serbest. Ben açıkçası duyumlarıma güveniyorum. Ben Arda Güler'in bir sene daha kalacağı şekilde de duyumu vereyim. Hani Arda ortalar edince Ko Çakar. Bikini giy Çakar. Yani güzel bir gelecek bizi bekliyor. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Bunların hepsini düşünürsek. Bu arada Emre Demir de bizim futbolcumuz. Hatırlatmakta fayda var. Samsun Spor idi. Ben niye ise içimden bir ses Emre Demir'in bu sezon çok iyi bir performans sergileyeceğini. Fenerbahçe'nin bu sezonki Arda Güler'inin de Emre Demir olacağını hissediyorum. Yani içimden bir ses öyle söylüyor. Ya inşallah olur. İnşallah çocuk çok iyi yerlere gelir. Çok iyi gelişir. Sevgili genç kardeşlerimiz. Ya genç kardeşlerimiz Fenerbahçe'de başarılı oldukça ben 2 kat, 3 kat hatta 10 kat daha fazla seviniyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun dostlar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bizlerlesiniz. İyi ki bu kanaldasınız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepimiz Altay için üzgünüz biliyorsunuz. Altay'a üzülenler de neyi videoyu beğensin. Görüşmek üzere.